Kısa kısa makine dinamiği konularına geçmeden önce hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi kanalıma abone olmanız. Bir diğeri ise yayınlanan videolardan anında haberdar olmanız için bildirimleri açmanız. Ve bir diğeri de elbette ki arkadaşlarınızın da bu videolardan yararlanmasını sağlamak amacıyla bu videoları paylaşmanızdır. Madem makine dinamiğinde makinaların ki bunları oluşturan mekanizma vardır. O halde madem makine dinamiğinde makinaların netiyle ilgileneceğiz. O halde makinaları oluşturan mekanizmaların neler olduklarını bilmeliyiz. Dolayısıyla kısaca mekanizma nedir? Ondan bahsedelim. Mekanizma kuvvet ve hareket iletimi için kullanılabilen katı cisimlerin mafsallarla birleştirildiği sistem olarak tanımlanabilir. Elbette bu bir tanım. Bir başka tanım olarak da yine şu tanımı kullanmak mümkündür. Bir uzvu sabitlenmiş ve hareketi dönüştürme amacına sahip bir kinematik zincir oluşturmak için hareketli mahzarlarla bağlanan katı cisimlerin bir araya toplanması olarak da tanımlamak mümkün. Daha önce de söylediğimiz gibi mekanizmalarda biz katı cisimlerle uğraşıyoruz ve bu katı cisimlerde birbirlerine mahzarlarla, eklemlerle ya da bağlarla bağlanmış durumdalar. Elbette mekanizmanın üzerindeki kinematik elemanların bir araya getirilmesiyle bir kinematik çift oluşturuluyor. Bu kinematik çifte de biz mafsal ya da eklem ya da bağ ismini veriyoruz. Böylelikle hareketi aslında kısıtlamış oluyoruz. Dolayısıyla mafsal, eklem ya da bağlarla hareket serbestisini kısıtlamış oluyoruz. Elbette mekanizmaların birçok sınıflandırılması mevcut. Değişik şekillerde mekanizmalar söz konusu. Burada da gördüğünüz gibi bir çubuk mekanizması var, kam mekanizmalarımız var, dişli mekanizmalarımız var, cırcır mekanizmaları var ve indeksleme mekanizmaları var. Elbette mekanizmaların fonksiyonuna göre, topolojisine yani yapısına göre değişik şekilde isimlendirmeler söz konusu. Ki buradaki konumuz mekanizmalar olduğu için bu konuya detaylı bir şekilde bakmayacağız.